Evet, bugün evlilikle alakalı meseleleri konuşacağımız ve bunları konuşurken de tecrübeli isimlerden yararlanacağımız konseptimiz başlıyor. Yavaş yavaş isimlerimizi tanımaya başlayabiliriz. İlk konuğumuz Eyüpcan. Hepinizin çok yakından tanıdığı Serkan Aktaş, alkışlarla. Mustafa, Kazım, Fatih, Toprakoğlu, Muhammed, Keçeli, Mehmet Avcı, alkışlarla. Aşk. Evet, hoş geldin abi. Evet, 10 saniye içinde evlilik tarihini saatiyle beraber söyle. 07, dur. Ha. Oğlum niye böyle yaptınız lan? Evlilik tarihini saatiyle beraber. 2000, 1920. Oğlum ne biçim soru lan bu? Hain herifler. Sodayla girmem normal ya. Adam kız istemi derken iki tane AirPod'la giriyor ya. O görüntüleri biliyorsun yani. Evet. Allah'tan babet çorap yok. Uzun zamandan sonra evlilik konusuyla yine karşı karşıya olmamız. Aynen. Sanki yıllardır bu anı bekliyor gibisin. Kardeşim, çok sıkıntılı bir düğün sürecinden geçtiğim için bu benim için bir fırsat. O yüzden bana fırsat verin, tamam? Çiçeği burnunda evli. Çiçeği burnunda evliyim. Yani evlilikle alakalı bir problem olduğunda Mehmet Avcı'ya danışın diyorlar. Tamam. Doğru mudur sence? Doğru mu bilmiyorum. Doğrudur ya, soranlar var tabii. Sünnet belli, Kur'an belli. Damatlığın da bugün üzerinde. Bugün damatlığın da üzerinde ama gördüğümüz kadarıyla biraz Ali. Var bir fark. Değişim var değil mi? Evet. Bütün evlilerin ortak sorunu. Yani evlendikten sonra damatlığın olmaması. Ben de zorlandım bayağı giyerken ama. Şimdi bu benim normalde damatlığım takımının altı. Evleneli ortalama 2,5 sene falan oldu. Kilo aldığım için pantolonum artık olmuyor yani. Ama getirdim. Şundan dolayı diğer evliler takımla geldiler değil mi? Tam takım. Onlara tepki için kanka. Ben delikanlı gibi bak bırakıyorum abi, pantolonum olmuyor. Bu neyi gösterir? Bak bu kötü bir şey değil. Eşimin ne kadar güzel yemek yaptığını gösterir abi. Ellerine sağlık buradan eşime selam yolluyorum. Dayanamamışım, yemeklerini yemişim abi. Fazlasıyla kilo almışım. Diğerleri ya bence altla gelmedi, zorla giydirirler. Ya da abi normal adama bol geliyor hala. Kilo alamamış. Belki de yenge güzel yemek yapmıyor. Güzel çevirdi ama. Güzel kıvırdı. Ben abi sözü bir abi. Yaş kaçtı? 30. Bitmek üzere. 33. 34 diyordum ama 33'müş. Yaş benim 22-23'e giriyorum. 30. Yaşımı unuttum lan. 30 diyelim. 30 diyelim mi yoksa 30 mu? 30. Peki, kaç yıllık evlisin? 11 aylık evliyim kardeşim. 7. Yani Ağustos'ta tam 7 olacak işte. 6,5. 4 gün sonra 1 yıl olacak. Evleneli benim 2,5 sene oldu. 3'e doğru gidiyorsun. Evliliğe yaklaşık 1,5 ay oldu. 2016, 2017, 2018. 5,5 yıllık evliyim işte ya. Evlenmeden önce evlilikle alakalı ne hayal ediyordun, ne düşünüyordun? Yani evlenmek, bir yuva kurmak, mutlu, huzurlu. Gerçekten mi? Evet, yani bizim milletimiz adına konuşayım. Bizim milletimizde ortak bir görüş vardır. Evleneyim. Hani bir eşim olsun, bir çocuğum olsun, bir aile, bir yuva hayatım, düzenli bir hayatım olsun. Genelde zaten erkeklerin %99'unun evlenme sebeplerinden biri hayatının düzene girmesi. Güzel soru ha. Aferin lan size. Yani mutlu bir yuvamız olsun, o artık çok basit kalıyor. Yani güzelce geçinelim, birbirimize hoş sohbet edelim, şöyle yapalım, eve gittiğin zaman bana yemek hazırlasın. Benim böyle şeylerim yoktu. Yani ileri boyutunda bana bu yolda yardımcı olacak, beni destekleyecek biri olarak hep bir arayıştaydım. Elhamdülillah o şekilde devam ediyor şu an. Yani çok böyle şaşalı böyle şey, evleneceğiz böyle mükemmel gidecek işte her gün bir yerlerde, her gün böyle çıkacağız piknikler işte kamplar falan yapacağız diye evlenmedim. Yani çok böyle büyük beklentilerim yoktu yani açıkçası. Şöyle bir şey, ben abi evlenmeden önce ben diğerlerine nazaran biraz daha genç yaşta, 20'li yaşlarda evlendiğim için benim aklımda çok böyle zorlayıcı bir evlilik müessesesi vardı. Nasıldı? Ben mesela örnek veriyorum, evlendiğim zaman işte yaşım çok genç. Ondan sonra gelinin, bu asırda bir gelinin, bu asırdaki bir genç kızın istekleri çok fazla olur, altından kalkamazsın. Sen daha askerliğini yapmadın, daha üniversite mezunu değilsin. Ondan sonra gibi yaşın çok geç. Hani bu sorumluluğu kaldıramazsın gibi falan. Biraz daha hayatını yaşa diye böyle hani beni böyle baskılarla evliliği sanki altından kalkamayacağım. Evlilik sanki çok zor bir şeymiş gibi bana anlatıyorlardı. Hizmette bulunduğumuz için bir, imanımızı muhafaza edebilme. İki, bu yolda, bu davada, bu koşturmanın arasında, bu yükün arasında birini daha omuz atıp bize işte destek olabilmesi. Bu imani noktalarda zaten hepimiz hemfikiriz abi. Evet. Peki şimdi karşına bir genç gelse, abi imani konularda tamam,
Ben bir tamamlayıcıya ihtiyacım var. Ama böyle dünyevi hayallerinde de kriterler diyorlar yani bunlara. İnsanın bazen kendine söyleyemediği, yakın arkadaşı dahi olsa ona anlatamadığı, konuşamadığı bazı sıkıntıları olabiliyor. İç problemleri olabiliyor. Ama işte evlendiğin zaman gerçekten eşin o boşluğu dolduruyor. Bütün her şeyini böyle rahatlıkla anlatabildiğin, rahatlayabildiğin, kafanı rahatlatabildiği bir sırdaş oluyor. Çok yakın bir arkadaş oluyor. Bunun da tabii hayalini kuruyorduk. İnsanın böyle gidiyorsun işte Hacı abi eve, bir gidiyorsun. Yemekler olmuş, böyle her şey hazır, takım elbiselerin duvarda asılı. Hep böyle bekliyoruz yani, gidince her şeyden kopacaksın artık, annen baban neredesin, işte eve gel, böyle bir hayal yok artık. Binlerce olay herkesin bildiği. Böyle pembe renkli hayaller dünyası olarak geliyorlar. Aynen, trene binip Kars'a gitmeler. Hayır, şimdi sen öyle bir şeyler düşünmedin mi abi? Vagonu böyle rengarenk. Ya Hacı abi, şu şekilde ben kendi açımdan söyleyeyim, benim öyle bir hayalim hiç olmadı. Bu samimi söylüyorum bunu. Diğer kardeşlerin tabii ki de çoğu görüşü öyle olabilir ama benim öyle değildi. Benim tek bir evlilik amacı şuydu: şu davada nasıl kalabilirim? Bunu da al koy. Ya bu kadar takvalı bir erkeğim. Öyle bir hayalim olmadı benim. Cidden söylüyorum, bunu samimiyetimle söylüyorum. Ama böyle hayalleri olan kardeşlerimiz var. Tabii kendi çevremizde de var. Burada evli olan kardeşlerimiz de var. Yok ya, ben hayalci, yok, çok zor ya. Hayal üzerine yapamam yani. Net. Yani evlilikten beklenti şu oluyor bir zamandan sonra, dediğim gibi insan yalnızlaşıyor. Kendini çok yalnız hissetmeye başlıyor bir saatten sonra. O yalnızlığı doldurabilecek hani arkadaş, sırdaş, yoldaş olabilecek birini arıyor. Üstadın da dediği gibi kalbe mukabil bir kalp. Hani bütün aşkını, sevgini, muhabbetini, bütün derdini, tasanı, sevincini paylaşabileceğim bir insan arıyor. Ben o konuda kendimi çok eksik hissediyordum. Tamam, ne kadar burada çok kardeşlerim de olsa, hep beraber geçirsek de zamanımızı. Ama insan bir noktada eksik kalabiliyor. Ya o noktayı da ben eşin tamamladığını düşünüyorum ya. Hayata dört elle sarılmak için eksik olan iki elimsin. Bu yani oraya giriyor. O çok şey geliyor bana, cringe geliyor ya. Yani. Özelimi anlatabileceğim, böyle bütün benle ilgili her şeyi bilecek biri olması gerekiyor gibisinden düşünmek lazım o eşini. Mesela burada bir kardeşimiz, ya evde çadır ne ya Allah aşkına ya? Evde çadır kurma ne ya? Neydi, üstünde de ışıklar. Işıklar. Düşünsene, salondasın, iki tane çadır var. Sabah kalkıyorsun, evin ortasında televizyon. İşte çiçekler, ooo manzaraya bak, subhanallah. Ama böyle bir hayalim var inşallah. Tabii Allah nasip ederse. Eşimle, bu da benim en büyük hayalim, Avrupa'yı gezmek. Buradan Avrupa Birliği'ne sesleniyorum. Ne olur bizi yanına artık. Vize verin. Beklentilerin vardı. Bunları anlattın. Öyle de güzel anlattın ki cidden hani... Harbiden ihtiyacı varmış ya. Yani. Ciğerden anlattın. Ben bunların hepsine inandım. O anlattıklarını bulduğunu düşünüyor musun? Şu anda ne düşünüyorsun? Yani umdukların ve buldukların arasındaki farkı ve şu an bulduklarını özellikle anlatmanı bekliyorsun. Benim maksadım az önce bahsettiğim gibi, yani sevgimi, aşkımı, muhabbetimi paylaşabileceğim bir eş arıyordum. Ya zaten bir erkek niye evlenir kadınla? Dini olarak evlenir. Tamam, bu zaten en üst boyutu. Fiziki olarak güzelliğine bakar. Tamam, bunları eğer karşılıyorsa onun ardındakiler teferruata giriyor benim için. Ben zaten eşimle evlendiğimde de çok fazla soru sormadım. Sorsan 2-3 tane soru anca sormuşumdur belki. O yüzden çok fazla kriterim yoktu benim evlilikte. Elhamdülillah ben ciddi manada o evliliğin benim o beklentilerimi karşıladığını düşünüyorum ya. Şimdi benim evlilik zamanımda, yenilere sorduğuna farklı cevap alırsın ama benim zamanımda böyle Instagram, Facebook'ta evlilik üzerine çok kurgusal yaşamlar yoktu. O son zamanlarda çıktı işte, evdeki kapı kulbuna bile kurdele bağlayanlar falan, biliyorsun ya o. Yani abi lavaboya gideceksin, klozete kurdele bağlamış. Hani şu fotoğraflar var yani, sevgisi o kadar şey ki duşakabinin önüne kendi resimlerini koymuşlar. Yani öyle çıkartma yapmışlar. Bizim o tarzda bir şeylerimiz yoktu. Evet vardı. Çok güzel yanları da var. Hani böyle bulduklarım, çok güzel bulduklarım da vardı. Ama işte beni tatmin etmeyen noktalar vardı. Yani şey hayda. Hatta beni hayal kırıklığına uğratan, keşke pişman olduğum, yani keşke sorsaydım bunu da, hani bunu da öğrenseydim dediğim bazı noktalar oldu, evet. Yani böyle şey oldu. Kızışmaya başladı. Eyvah. Bazı noktalar oldu bunları, ama burada anlatacağız mı, tamam? Evet abi, anlat. Tamam. Bulduklarım şaşırttı mı? Ya şey kısmı şaşırttı. Gerçekten hani sorumluluk noktasında zihnen yerine göre sana bir yükümlülük yüklüyor, yani bir ağırlık yüklüyor. Neden? Hani Zübeyir abi de diyor, benim bildiğim hani evlilik işte bedeni rahatlatır, zihne ağırlık verir. Bekar kalırsan da örnek veriyorum, bedene ağırlık verir, zihne hafifletir diye. Bu tarzda bir cümlesi var. Maddiyat bir türlü gider abi. Yani ben evlenmeden önce bir yarım ekmek dönerle doyuyorsam, evlendikten sonra ne değişti? İlle en lüks bir kafeye gidip orada işte en lüks bir lokantada yemek yememek, ortaya kaburga söyleyip şov yaptırmama gerek yok. Uyumu sağlayabilmişsek işte gene döner ekmekle, peynir ekmekle evlenmeden önce doyduğum gibi evlendikten sonra doyabilirim. Bunu eşimle uyumu sağladığım için maddiyatı ben önemsemiyorum. Yine bir insan bekliyor be kaburga. O da olsun ya be. Orada yine o da oluyor tabii ki. Bir daha bu dünyaya gelsem 100 kere aynı evliliği yapardım. Kral. Eşimle işte eşimin izdivacını hani istemek gerekirken de bunu arkadaşlar... İzdivacı falan.
zat-ı alileri. Ben şimdi evlenmeden önce... Şimdi dobra dobra konuş abi bize. Ya şimdi konuşursam biliyorsun eve bir de gidemeyiz. Şimdi oradan da bekliyorlar acaba ne söyleyecek. Her şeyi bana anlattı. En sevdiğim renk sarı. Oo. En sevdiğim yemek şey tavuklu pilav. Bak bunları biz hep çalıştık dün. Şimdi tabii ki de evlenmeden önceki hayallerim var işte gidiyorsun. Tabii bir hafta öyle oluyor. Bir ay çok güzel. Gelin evi dediğimiz muhabbet var ya her yer böyle gelin evi. Hanım kalkıyor her taraf pembeli bilmem neydi falan. Eyvallah diyorsun bu inşallah diyorsun bu hep böyle şefle gider ömür boyu. İşte eve bir gidiyorsun. Kahvaltın yemeğin her şeyin çok güzel bir ay iki ay. Beşinci ay altıncı ay hanım artık tabağı kafana vuruyor. Kalk biraz da sen yap yeter. Hayat müşterek abi biliyorsun. Ha? Sen de normalde yemek aynen falan yapıyorsun değil mi? Tabii tabii. Ben yemek yapmayı bilmiyorum arkadaşlar. Yani hayatımda beceremediğim tek yer mutfak ama çok iyi bulaşık yıkarım. Vakıflıktan kalma. Güzel. Çok buradan yırttım yıkarım. Bak şu an buradan ama yırttım. Cidden söylüyorum. Hanım yapadı ben yıkarım modeli. Şimdi aynen öyle. Zaten haftanın ben biraz bulaşık makinesini doldurmada da sıkıntı yaşıyorum. Hanım diyor ki yani Allah aşkına yıkamasan daha hayırlı. İki defa üstü yıkıyoruz ama o da olsa ona bir yani bir niyetimiz belli. Yapamasak da yolunda bulunuyoruz. Elhamdülillah. Takva noktasında, diyanet noktasında çok sağlam olması ve bunu biliyor olmam. Benim işte beklentilerimi zaten bir seviyeye çıkarttı. Ama tabii evin içine girdiğinde artık hayatlar birleştiğinde farklı bir hayat biçimi oluşmaya başladı. Ben şöyle söyleyeyim. Muhammed Keçeri olarak evlendikten sonra iyi ki de evlenmişim dedim. Çünkü eşimin daha yakından tanıma fırsatım olduğu için onun takvasında, diyanetinde ne kadar hassas olduğunu gördüm. Çok çok yukarıda. Beklentimi çok çok yukarısında gördüm. O beni çok mutlu etti. Yani evlilikten önce ne bekliyorsam hepsinin fazlasını gördüm. Fazlasını buldum elhamdülillah. Ne şiş yansın ne kebap tarzında cevaplar geliyor. Vallahi umudumdan daha fazlasını buldum. Çünkü eşim bu konuda sadece bana karşı gelmesin diye bir ümidim vardı. Oho bir baktık ki o işin içinde oldu yani. O da böyle bu yolda ilerleyince umduğumuzdan daha iyisi oldu. Özellikle umduğumuzdan yani böyle hani hayal ettiğimizden daha ileri olduğunun evlat olduktan sonra. Yani haritalı olduktan sonra bambaşka. Biliyorsun eridim bittim yani. Orada illaki o %40'lık imtihan olacak yani. Sen ne zannediyorsun hani böyle mesela hani evlendin işte oh her gün işte yağmur altında şemsiyeyle abdest alırken ne bileyim işte çalıyla senin sakalını silecek falan zannetmiyorsun tabii ki de. İlla hani bizden sır çıkmaz abi bunu unutma. Konuştuklarımız burada kalır yani. Rahat aynen olun. Öyle. Yemek yapmayı ve yemeği çok seven adam. Yani bu göbeğimden de belli oluyor. Yani gecenin bir yarısı bile olsa yemek yapmayı ama hanımım sırf ben istediğim için yapar mesela yemekleri. Bir tane daha var mesela çok keşke sorsaydım dedim ama şu anda çok da pişman değilim. Çünkü evlendiğimde tamam mı? Hani ben bu kadar duygusal yani bilmiyordum daha doğrusu kadınları böyle bilmiyordum. Duygusalmış. Sorsaydım keşke hani ona göre belki önceden kendim hazırlık yapardım. Nasıl yapılır bilmiyorum ama hani ona göre yapardım yani hazırlığımı. Ama işte manevi kısmında abi mesela örnek vereyim daha bu sabah yaşadığımız bir olay. Sözleştik işte alarmlar kuruldu. Erken kalkıp ilim çalışacağız birlikte. Ben kalktım. Ondan sonra işte eşim dün çok yorgun olduğu için kalkamadı. Ondan sonra yarım saat daha dedi. Yarım saat daha dedi. İzin istedi. O bir saat falan oldu. Sonra kalktı. Mesela ama ne oldu? Benim o önceden ona kalkmam, onu yoklamam, ona vicdan azabı oldu. Ben de ilim çalışacağım yarın diyor mesela. Hani bu manevi yöndeki hani takviye. Veya işte o teheccüde kalkmıyor. Sen teheccüde kalkıyorsun. Ona önder oluyorsun. Birbirine bence manevi yönde lokomotif olma çok önde gelen bir şey yani. Evlilikte mesela bu kadar düşünmüyordum. Bu manevi sorumluluk kısmında erkeğe biraz daha pay düştüğü için erkeğin yerine göre kendini zorlayıp o lokomotifi manevi olarak eşin olması lazım. Evlenmeden önce işte buna pek düşünmüyordum böyle olur diye ama gerçekten işin iç yüzü daha farklıymış. Bunları mesela o kadar evlenmeden önce bilmiyordum, düşünmüyordum. Politik cevaplarla devam ediyorum. Yani bir simit, iki tane böyle krem peynir. Olay ondan ibaret değil. Maalesef bu da zaten popülerizm değil mi? Of evet, muhteşem. Evet. Bak bunu yani perspektif baktığımız zaman olaylar. Hep böyle gösteriyorlar ya evlilik işte. Buna ilgili bir sürü video var. Gidiyorsun yemeğin hazır. Elbiselerin böyle ütülü her yerde. Muhteşem şekilde. Her şey istediğin yerde. Ama tabii o da tam dediğiniz gibi olmuyor. Asr-ı saadet dediğimiz, mutluluk evi dediğimiz. Çocuğunun karşında oynaması. Üstad Hazretleri bir yerde diyor ya binlerce sinemadan daha lezzetlidir. Yani bugün eve gidiyoruz. Elhamdülillah Rabbimiz bize bir kız çocuğu nasip eyledi. 1,5 yaşında şu an Zeynep. Yani eve git zaman onun oynaması, onun gülmesi zaten bütün yani kurduğum hayallerinin en üzerinde, en yükseğinde diyebilirim yani. O çocuğun gülmesi, o çocuğun tebessüm etmesi, içeri girdiğin zaman ba ba bi 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 bu şarkı söylemesi bile binlerce yapılan şarkılardan daha lezzetli. Öyle diyeyim.
Evlendikten sonraki ahım oldu. Nasıl oldu? Bir kere daha ben 19 yaşında atağa kalkmıştım. Gene böyle büyükler meclisinde dayımlar, dedemler falan var. Bir atağa kalkmıştım. Ben evleneceğim işte, evlenmek istiyorum. Genç yaşta evlilik istiyorum falan. İmanın yarı muhafaza, işte sahabenin sözlerini topladım falan, böyle bildiğin ders yaptım onlara, aileme. 19'da atağa kalktım. Orada çok böyle güzel serpiştirdiler beni. Ben de baskıya karşı hemen yıldım. 20'de yılmadım. Allah razı olsun. Dedem aracı oldu sonra. Dedem evlendirdi. 19'da niye evlenmedim? Bir sene niye kaybım var diye bile üzülüyorum, biliyor musun? Çünkü elhamdülillah hani nazar değmesin ama evliliğimden çok mutluyum. Daha çok oraya geleceğiz. Daha oraya geleceğiz. Hanım izliyorsan. Güzel gidiyor şu anda. Yırtmaya devam ediyor. Hanım aynı ezberlettiğin gibi, hiç problem yok. Mesela örnek veriyorum, Instagram evlilikleri vardır ya. İşte eşinle kahvaltıya, kafelere gidersin, işte pikniklere gidersin. Onların hepsi var ki. Hayda. Hepsi var abi, ben sana diyeyim yani. Bir şey diyeceğim, bütün konuklardan şu an farklı konuşuyor. Evet. Abi bak, neden böyle farklı konuşuyorum? Şundan dolayı, herkesin evliliği bambaşka abi. Kesinlikle bak, maksatta bile. Sürekli yediğim içtiğim abilerim var. Serkan abinin evliliği bambaşka abi. Onun fıtratına uygun bir evlilik. Mehmet abinin evliliği bambaşka. O yüzden abi herkesin evliliği hani böyle ikili iletişimdeki uyuma bakıyor. Herkesin evliliği birbirinden farklı. Ondan dolayı benim evliliğim nazar değmesin. O konuda Instagram evlilikleri gibi diyebilirim. Tabii dışarı yansıtmıyoruz da bunu. Mesela şöyle bir isteğim yoktu. Eve gidince yemeğim hazır olsun, bu tarz böyle bir hayal olmadığı için evlendikten sonra yapılan her şey bir katkı oldu. Aa, hakikaten bak ne kadar iyiymiş diye. Mesela şu an hala elbiselerimi kendim yıkıyorum, kendim ütülüyorum. Böyle hiç o konuda şey yok ya. Hiç böyle beklentim yok yani. Hiç böyle yemek niye hazır olmadı, niye yemek yok? 8 senedir bunun kavgasını ben yaşamadım ya hiç. Senin karşında kocaman bir bekarlar ordusu var ve merak ettiğimiz tek bir şey var. Sana şunu soruyoruz. Evlilik aslında ne? Evliliği bize tanımlayabilir misin? Ne istiyorsunuz? Benden ne cevap istiyorsunuz? Onu söyleyeyim size. Aklından geçenleri abi. Evlilik aslında mutluluk. Ciddi manada. Yani dediğim gibi evlilikten insanların beklentileri genelde mutlu olmak, huzurlu olmak oluyor. Yani bu beklentileri insanların karşılaması için de belli kriterleri oluyor. Şunları, bunları, şunları, bunları karşılaması tarzında oluyor. Bazılarının çok fazla kriteri oluyor. Zaten o evlenemiyor. Ayrı mesele. Evlense de boşanıyor. Yani beklentileri çok yüksek tutmasınlar evlilikte. Çünkü evliliğin benim için asıl amaçlarından biri bir aile saadeti yaşamak. Dünyada cenneti yaşamak. Benim için evlilik budur. Dünyada cenneti yaşamak. Çünkü ben şu an ciddi manada onu yaşadığımı düşünüyorum. Vay! Yengeden şu an puanı kaptı. Öyle mi? Dünyada cenneti yaşamak. En başta evliliği sürekli böyle mutlu olacakları bir müessesi olarak görmesinler. Çünkü bununla alakalı farklı konuşmalarda yapmıştık ya. Hani evlilik olunca her şey mükemmel olması lazım. Yani hayatın zorluklarını oraya sığdırmak istemiyor insanlar. Halbuki en büyük zorluk orada. Çünkü hayatının geri kalanı artık evli olarak geçecek. Yani tek başına değilsin. Tabii bu zorluklarla mücadele etme konusunda nasıl ki hayatın musibetleri, imtihanları var ve sabır gerektiriyor. Bu evlilikte çarpı 10 da olabiliyor. Yani bu şekilde olaya bakmak lazım. Diğeri de şu, mesela birisi gelse ben evlenmek istiyorum dese, ona ilk soracağım soru şu olur. Mesela bir erkek de gelse, kadın da gelse, neden evlenmek istiyorsun? Yani evlilikteki amacın senin ne? Dünya mutluluğu mu? Yani sadece bol olması lazım. Çünkü tabii bana soracak kişi de herhalde inançlı olacak olan kişi bana bu soruyu soracağı için, sen bu kişiyi hakikaten ebedi yolda da bir arkadaş olarak görüyor musun? Bu bir. İkincisi, bu senin evladına anne olabilir mi? Veya bu kişi senin evladına baba olabilir mi? Yani senin kafadaki evlat yetiştirme modeli. Çünkü hayat iki kişilik değil artık. Yani evladı katmadan girilen evlilikle biraz artık bencillik üzerine kuruluyor. Görüyoruz yani çocukların, maalesef gençlerin o durumunu. O yüzden bu soruyu sorarım yani. Açık konuş abi bize karşı. Evlilikten korkulması lazım mı? Korkalım mı evlilikten? Yoksa ya o kadar da çok kasmayın kendinizi abicim, hani gidin basın evlenin, yıldırım nikahını kıyın mı? Kesinlikle korkulması gereken bir şey değil kardeşim. Ben öyle düşünüyorum daha doğrusu. Ama şunu da bilmek gerekiyor. Şöyle bodozlama da dalmamak gerekiyor diyeyim size. Ya işte 4 dörtlük bir hayat yaşayacağız, işte her gün eğleneceğiz. Böyle bir şey de değil. Yani bir nebze korkun ama o korkunuz evlilikten şey olmasın böyle. Eşime nasıl davranacağım, işte şey yapacağım değil de şey korkusu olması lazım. Ben bu ilişkiyi nasıl sabırla, nasıl böyle şeyle güven içinde yürütebilirim korkusu olması lazım. Kesinlikle genç yaşta evlenin derim yani. Abi evliliği tanımlayabilirim de diğerleri de böyle tanımlamıştır diye düşünüyorum. Şimdi ben ilk konuk değilim burada. Abi bence evlilik hayata dört elle sarılabilmen için eksik olan şey. Abi öyle ama gerçekten öyle. Ya mesela şöyle söyleyeyim abi. Evlilik öyle bir şey ki. Hala bak. Ali ile şu anda karşılıklı gırgır şamata yaptığın gibi. Eşinle karşılıklı kanepelerde oturup çayınızı kahvenizi alıp saatlerce ona içini anlattığını düşün. Sıkıntını anlattığını düşün.
O da sana anlatıyor ve birlikte deşarj olarak öbürsü güne başlıyorsunuz. O günün bütün eksilerini, bütün birikmişliğini hepsini boşaltıp tekrardan öbürsü güne başlıyorsunuz. Kardeşim bence evlilik gerçekten ahiret yolculuğunda, o yolda giderken yanına bir dost bulmak. Yüklerini paylaşabileceğin bir omuz bulabilmek bence o. Şimdi tamam belki şey diyecekler arkadaşlar. Ya abi sen 2,5-2 aydır işte evlisin. Sen ne anlatabilirsin diyecekler. Ama biz elhamdülillah yaşımız gereği ve dışarıda çok bulunduğumuz için, çok böyle hayati içtimaide bulunduğumuz için çevremizde çok evli insanlar vardı zaten. Hep onların içlerindeydik, içlerinde bulunduk. Evlilikteki problemlerin içinde olmasak bile dışarıdan hep görüyorduk. Bunlara neden, ne yol açar onları da görüyorduk ki keza yıllardır bu hizmetin içindeyiz. Çevremizde insanlar gelip dert yanıyorlar, problemlerini söylüyorlar. O yüzden ben burada bekar kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. Yani kesinlikle evlilikten korkmasınlar. Bu işin maddi cihetinden de korkmasınlar. Lehtko'ya güvensin. Valla kardeşim anlatacağım abi. Evlilik nedir? Kardeşim evlilik insanı en büyük, evliliğin en büyük özelleri günahlardan alıkoyması. Bugün biliyorsunuz şehvani duygularının ve zinanın en üst safhada yaşadığı bir dönemde yaşıyoruz. Zina etmekten, gözünü haramlardan, işte haram yemekten, aklımıza gelen işte haram ortamlara takılmaktan. Yani insana bir sorumluluk veriyor. Mesela yaşadığımız olaylarda çok böyle psikopat olan, çok kötü yollara düşen kardeşleri hemen evlendiriyorlar. Harbiden evliliğin o kadar hikmetleri var ki evlendikten sonra çevremde de var. Adamlar kuş gibi oluyor. Hele ki şu zamanda maddi durumu iyi olan kardeşlerim, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri buyurduğu dairede, yani sünnet dairesinde hemen evlensinler. Ve bunun da çok mükafatını görecekler. İnşallah hayırlara vesile olmuşuzdur. İnşallah. Yani tabii ki de burada inşallah videolarımız evlenecek insanlara bir örnek olduğu için kardeşlerime şuradan bir öneri yine şeyi söylüyorum. Vallahi din noktasında evlenirseniz o kadar çok mutlu olacaksınız ki. Bunu da koyun oraya. Çünkü neden biliyor musunuz? Ben mesela bakıyorum çok çevremdeki akrabalarımı da bakıyorum daha. Çok basit bir şekilde evliliklerini bitirebiliyorlar. Bazen konuşuyoruz diyorum ki yani aldatmak çok basit. Bugün aldatıyorlar insanlar değil mi? Ama ben eşime diyorum ben senden değil ben Allah'tan korktuğum için kimseyi aldatmıyorum. İnsanın kalbinde eğer yasakçı bir polis olursa Allah'ın izniyle iman dairesindeki o yasakçı polis olursa evin düzeni de gerçekten çok mükemmel şekilde ilerliyor. Maalesef günahlar ordusu devam ediyor hayatına. Rabbim onlardan muhafaza eylesin diyorum. İnşallah. Çünkü ben hayatımın belki hiçbir döneminde kendimi bu kadar özgür, bu kadar mutlu, bu kadar huzurlu hissettiğimi hatırlamıyorum ya. Yalnız ağlatacak. Şiir gibi anlattın. Gerçekten ağlatacak. Sen çalışmış gelmiş değil mi? Aynen öyle. Hiç çalışmadım inan. Karambole ağızdan ne çıkarsa o. Tatmin oldum yani anlattıklarına. Yani bir de şimdi çok şükür çocuk da oldu. Yani o yüzden işte dedim o cennet meyvesi gelmeye başladı. Cennetin meyvesi gelmeye başladı. Cennetin meyvesi gelince de lezzetler de artmaya başladı. Evet. Yani korkmasınlar. Bu işin maddi cihetinden de korkmasınlar. Evlilikte bereket vardır. Ben evlenmeden önce çok korkuyordum ya acaba bunun altından kalkabilir miyim? Tabii çok böyle stres olmuştum hatta sizler de şahitsiniz. Ama elhamdülillah gerçekten dedim ki Rabbim ben sana sığındım. Ben senin rızan için bu davada gitmek için, bu davada daha rahat gidebilmek ve bu yolculukta bir dost edinebilmek için ben bu izdivacı gerçekleştirmek istiyorum dedim. Rabbim inanın birçok şeyde bereket verdi. Yani birçok şey hiç anlamadan halledildi. Yani evimi tuttum, eşyalarımı aldım. Evleneceğiniz kişinin ailesi de çok önemli. Ailesi ikimizin de talebe olduğunu bildiği için erkek tarafı olarak beni hiç zorlamadılar. Hiçbir şekilde zorlamadılar. Zorlamadıkları gibi de hep bana böyle kolaylık sağladılar. Öyle sağlamaları yani benim onlara olan muhabbetimi de arttırdı. Yani kayınçolarıma olan, anne babasına olan, anne babama olan artık muhabbetimi de arttırdı. Ya bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü herkes bir kenara çıkıyor. Evde sen eşinle tek kalıyorsun. Hayatını onunla geçirmeye başlıyorsun. Oradaki mutluluk da tamamen bu esbapların tamamen Allah rızası için yerine getirilmesiyle oluyor. Sana her zaman takviye yapan bir müessese gibi düşün ya. Veya işte benzinin bittiğinde uğradığın bir petrolüpsi gibi. Yani bilmiyorum öyle bir çoğaltabiliriz. Yani insanlar evlenirken işte evleneceğim, her şeyim çok rahat olacak. Artık annem babam bana karışmayacak. Bir düzenim olacak. İnan ki dünya bir imtihan olduğu için insan evlendikten sonra aslında imtihanların iki kat daha fazla olduğunu anlayabiliyor. Burada evli olan abilerimiz ve kardeşlerimiz de var. Demek ki evlilik sadece böyle toz pembe değil. Biraz da akıl ve mantıkla hareket etmek lazım. Evliliğin bir süreci var. Bu sadece 1-2 yıllık değil. Sen evli adım attığın zaman inşallah kabir kapısına kadar atman lazım. Biraz daha gerçekçi olmak, realist olmak. Yani evlendiğimiz zaman biliyorsunuz zaten işte bir geçim sıkıntın oluyor. Çocuğun olduğu zaman daha üstüne bir şeyleri koyuyorsun. Normalde tek yaşıyorsun. Bir elbisen olduğu zaman, bir ayakkabın olduğu zaman ya da yiyeceğin bir ekmeğin olduğu zaman hayatını idame ettirebiliyorsun. Ama artık üzerine yük oluyor. Çocuğun oluyor, eşin oluyor. Sen hastalandığın zaman işte gidip gelebiliyorsun hastaneye ama onlar hastalandığı zaman sen onları götürüyorsun. Artık üzerine bir yük var. Öyle toz pembe hayaller üzerine gitmiyor evlilik. Dediğim gibi biz evde çadır kuramıyoruz. İşte kalkıp da böyle
öyle bir hayallerimiz yok. Çünkü ikimizin de elhamdülillah hizmetleri yoğun. Bizim tek bir davamız var. Ailece imanla kabre girmek. Başkalarına da vesile etmek. Bu konuda da samimiyim. Allah razı olsun. Rabbim inşallah herkese mutlu bir aile nasip eylesin. Yani genel olarak söylediklerin güzel. Uhrevi yönlerdi. Ama ahirete giden yolda o geçireceğimiz süre içinde peki mutluluğu çok beklememeli güzel. Mi evlendikten sonra? Vallahi güzel değindin. Evet, güzellik önemli. Yani burada tabii yine kaydeler belli ya, dini, güzelliği, soyu, parası. Hani siz ilk önce bakılması gereken olay din. Din güzel olduktan sonra diğerlerin güzelliği önemli. Mesela dini güzel oldu, kendisi güzel değil. Dini güzel diye illa onunla evleneceğim böyle bir mod da yok. Ya çünkü ahir zamanda yaşıyoruz kardeşim. Yani günahların her taraftan hücum ettiği bir zamanda kadın için de erkek için de eşlerin birbirini tutabilme durumu olması lazım. Yani erkek olarak bana sorduğun için söylüyorum. Elbette eşimizin güzelliği önemli ama bu güzellik göreceli, herkese göre değişiyor. Neden? Ya bu zaten tavsiyeler arasında var. Ben eğer ki nefsime yenik düşüp de yani farklı bir arayışa gireceksem ki böyle çok şikayetle de karşılaştığımız için tecrübeyle bunu söylüyorum. Demek ki bunlara da dikkat edilmesi gerekiyor ya. Çünkü seni evde tutabilmeli. Kadın için de aynı, erkek için de aynı. Yani evet dini güzel diye evlenip gözü dışarıda fıldır fıldır gezecekse, daha güzellerini arayacaksa sosyal medyada o zaman sıkıntı başlar işte. Bu da önemli ya. Güzellik önemli değil diyemezsin. Geç o işi. Ruhlar aleminde yaşamıyoruz yani. İçi güzel olsun. Öyle olmuyor olay ya. Hazır cevap bölümüne geldik. Belli başlı kelimeler soracağız. Bu kelimeleri bir ben bir Talha soracağız. Ve bunlardan senden kısa kısa cevaplar istiyoruz. Hemen anlık. Buna hiç çalışamıyordum. Evet. Heyecanlandım şu an. Hazır mısın? Hazırım. Sevmek. 3, 2, 1. Mehir. Çok para. Kadın hakkı. İmtihan. Altın. Altın. Kayınvalide. Allah razı olsun. Yemek. Melek. Anne. Mübarek. Anne. Kız isteme. Çok heyecanlı. Kareli gömleğim. Çok stresli. Zor. Olay. Baba. Takı. Süper. Tellerin akması. Öf. Altın. Fiyasko. Ben. Çocuk. O cennet meyvesi. Hikaye anlatma. Daha var. İnşallah. Zeynep. İmam nikahı. Garip ve heyecanlı. Camide ağladığım gün. Efsane bir gün. Olmazsa olmaz. Harika. Hoca. Kira. Üzdü. Ne bileyim oğlum, ben hiç ödemedim. Boynumun borcu. Zor. Bizim belimizi kıran. Evet, şimdi 10 saniye içinde evlilik tarihini saatiyle beraber söyle. Oğlum ne biçim soru lan bu? Hain herifler. Evlilik tarihini saatiyle beraber. 2. 1. 2. Bir daha söyle, tam anlamadım. 3. 07. 4. Dur. 17.07.2016. 7. Saat. 8. 19.00. 10. Tamam. Bir, iki, oğlum ne biçim soru lan bu? Hain herifler. 4, 23 Ağustos. 5, 6, 7, saat 10 civarı 8, bir şeydi. 1, 2, 3, 0, 1, 23, 2020. Evlilik tarihini saatiyle beraber. 2, 3, 20 Şubat 4, 2020. 5, saat 21.00. Tamam. Helal olsun. 5, 9 Eylül 6 2000, 7 19, 8 2000, 9 abi 2019 9 Eylül 2019 1900'ler diyor. 9 Eylül 2019 saat 2 2.30 gibi bir şey. Tamam, doğrusunu yazarız. Sağ ol. Tamam, öyle bir şey. Oğlum niye böyle yaptınız 5, lan? 4 Aralık 4, 2020 5 saat 6 her saat 7, 16 8, 00 9 helal olsun. Evet, Muhammed Keçeli 3 evet diyoruz. Heyecanlandım ben sosyalarım. Teşekkür ederiz abi, sağ olun. Hemen bakacağım. Oğlum sizi var, oyarım. Şu anda arkadaşlar olaya şike karıştırılmaya çalışılıyor. Evet. Doğum gününü söylemişim lan. Eyvah. Abi de onlara. Vay dene. Ha, bu arada muhtemelen o doğum günüydü. Tamam, düzeltmeyeceğim lan sizin, tamam. Önemli olan benim için zaten o doğduğu gün kardeşim. Evlendiğimiz gün bir gün, bu daha kapsamlı. Çevir işte oradan. Oğlum doğru değil mi? 9 Eylül 2019. 2019. 2018 miymiş? 18'miş. Müzikte yazıyorum, çok kopya almadım 2000. Ya. 2021'i say ama geri vur. Ne oldu ama? Hayata eksik olan iki elimdi. Yaa, güzeldi. Sağ ol Fatih. Ben şu şekilde tabii ki de dün gece hanımla oturduk, çalıştık. En sevdiğim yemek, tavuklu pilav. En sevdiğim renk sarı ama hanım bak çalışmadığımız sorular çıktı. Allah kardeşlerime de hayırlı evlilikler nasip eylesin. Sağ ol abi, bugün bizi bayağı bilgilendirdin. Çok takım elbisen güzel. 5 yıllık ama halen... 5,5. Oğlum yanmayayım mı lan? Duman çıkıyor. Falan takım sevimli yer ha.